Merhabalar, bu hafta size melatonin hormonundan bahsedeceğim. Melatonin hormonu oldukça önemli bir hormondur ve bu hormon triptofan amino asidinden sentezlenir. Triptofan amino asidinden sentezlenen iki önemli molekül vardır. Bir, serotonin. Serotonin hormonu kişiye mutluluk, canlılık, zindelik ve haz duyguları veren bir hormondur. Vücudumuzda serotonin molekülünden melatonin oluşur ki melatonin gece derin uykuda beynimizin pineal bezlerinde oluşur. Bundan dolayı gece derin uyku hem serotonin hem de melatonin sentezi için oldukça önemlidir. Melatonin ne yapar peki? Melatonin hormonunun en önemli özelliği bence DNA'yı mutajenlere karşı korumasıdır. Yani antikanserojenik bir hormondur. İkinci önemli özelliği ise yaşlanma karşıtı bir hormondur. Yani melatonin düzeyleri düştüğü zaman, uykusuzluk çektiği zaman kişi yaşlanma süreci daha da hızlanır. Hatta uykusuzluk çeken kişilere biz ne deriz? Yıpranmış görünüyorsun deriz. Bunun da melatonin hormonuyla bir ilişkisi vardır. Üçüncü önemli özelliği ise daha önceki videomda bahsettiğim antioksidanlar. Melatonin hormonu antioksidan sentezini vücudumuzda arttırır. Bundan dolayı güzel yaş almak için ve kanserojenlerden bir nebze olsun da korunmak için mutlaka melatonin sentezimizi arttırmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Düzenli bir uykuyla ve temiz, karanlık bir odada derin bir uyku alarak melatonin düzeylerimizi artırabiliriz ki çünkü melatonin derin uykuda gece salgılanan bir hormondur. Vücudumuzdaki melatonin düzeyini arttırmak için öncelikle düzenli beslenmeliyiz ki triptofan adı verilen bir amino asitten sentezlenir bu hormon. Aynı zamanda serotonin de bu amino asitten sentezlenir. Önemli ikinci nokta ise melatonin sentezini arttırmak için düzenli ve derin uyku alabilmek, yani gece geç saatlerde yatıp sabah erken vakitlerde kalkmak sağlıklı bir durum değil. Melatonin düzeylerimizi düşürür. Melatonin düzeyleri düştüğü zaman daha hızlı yaşanırız. Teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar. İyi günler dilerim.